Sizin başında izlemiştiniz ESAM'ın düzenlemiş olduğu Müslüman Topluluklar Birliği istişare toplantısının 20.si İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Tabii ki yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığı bu program önemli konuklarını da ağırlıyor. Müslüman kardeşler tabii ki bu programa katılan önemli gruplardan Müslüman kardeşlerin eski genel başkanı Ali Albaynuni şu an stüdyo konumuz. Efendim hoş geldiniz diyelim. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen, merhaba. Tabii ki bizim kendisine soracağımız birçok konu var ama tabii ki vaktimiz yeterli olmayacak ama biz hızlı bir şekilde birkaç soru sormak istiyorum ben. İhvan-ı Müslümin olarak, Müslüman kardeşler olarak Türkiye'desiniz. Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde başlayan bu toplantıların, Milli Görüş Hareketi'nin çalışmalarının İslam dünyasının uyanmasına ne gibi katkıları olduğunu sizden öğrenebilir miyiz? اهلا وسهلا بكم الى تركيا فانتم مشاركون الى مؤتمر تنظمها اسم مركز البحوث الاقتصاديه والاجتماعيه فاردت ان اسالكم ما هي تاثير الاستاذ اربكان مثل هذه الاجتماعات منذ سنوات طويله وانتم استمعتم لمره الاتحاد العالمي مؤتمر العشرين ما هي تاثير الاستاذ اربكان مثل هذه الاجتماعات في تطورات الدول العربية والإسلامية بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأستاذ نجم الدين أربكان لم يكن يعيش لنفسه رحمه الله حتى أنه لم يكن يعيش لتركيا فقط إنما كان يعيش للأمة الإسلامية كلها لذلك كانت أفكار الأستاذ نجم الدين أربكان رحمه الله ليست محصورة في تركيا وإنما هي موجهة للأمة الإسلامية وللأمة ولجميع أقطار العالم الإسلامي أنا كنت أحضر المؤتمرات السابقة هذه التي أنشأها الأستاذ نجم الدين أربكان وكنت أستمع فيه في كل مرة إلى جديد Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu toplantılara uzun yıllardan beri katılıyorum. Erbakan Hoca sadece kendi nefsi için yaşamış veya Türkiye'deki Müslümanların geleceği için yaşamış bir lider değildi. Erbakan Hoca İslam ümmeti için yaşamış, bütün çalışmaları, projeleri, programları ümmet için olan bir insandı. El-Üstaz Necmeddin Erbakan Rahimahullah kana yudrek hacmil ahtar المحيطة بالأمة ولذلك كان يؤكد على ضرورة وحدة الأمة على ضرورة الاتحاد الاتحاد السياسي والاتحاد الاقتصادي والاتحاد الاجتماعي بحيث يكون المسلمون جميعا أمة واحدة ويدا واحدة طبعا أربكان هوجا bir İslam lideriydi. Bundan dolayı yaşamış olduğu asırdaki problemleri çok iyi bilen, çok iyi okuyan bir insandı. Bundan dolayı da yapmış olduğu bütün toplantılarda ümmetin birliğinden, vahdetinden bahsederdi. Bu birlik, ekonomik birlik, toplumsal birlik, dini birlik bu konulara çok önem verir. Çünkü yaşamış olduğumuz bu asırdaki Müslümanların etrafında olan tehlikelerin bu konuda olduğunu çok iyi idrak etmiş. Bundan dolayı bütün toplantılarda bu konulara çok önem vererek bahsederdi. لم يكن الأستاذ نجم الدين أربكان رحمه الله يكتفي بالتنظير السياسي والفكري وإنما كان دائما يخطو خطوات عملية تطبيقية هذا ما جعل الأستاذ نجم الدين أربكان أحد أعلام الصحوة الإسلامية في العصر الحديث Bu da Erbakan Hoca hem siyasi bir liderdi, düşüncelerini, projelerini, programlarını tatbikata uygulayan bir insandı. Bundan dolayı da Erbakan Hoca'dan Türkiye'de yapmış olduğu çalışmalar bugünkü Arap ülkelerinde, İslam ülkelerindeki direnişin, İslam ülkelerinin uyanışının, İslam ülkelerindeki olan bu Arap Baharı denilen bu olayların Erbakan Hoca'nın bu çalışmalarında tabii ki etkisi tesir olmuştur. Ve ahtim hadisi yani Üstad Erbakan akul innen nahdal hadise li Türkiye müessisuha huve Üstad Necmeddin Erbakan rahimahullah. Erbakan Hoca ile ilgili son şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki Müslümanların ilerlemesinin tek sebebi ve müessisi Üstad Erbakan olarak söyleyebiliriz. Peki kendisine yine bir sorumuzu yönelteceğiz. Tabii ki şu anda izleyicilerimiz de
Bizi takip ediyorlar. Şerafettin Moğluoğlu Bey, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkan Yardımcısı, bize tercümede yardımcı oluyor. Suriye'den geldi kendileri. Suriye'deki son durumu, Esad giderse yerine kim gelecek? ABD destekli birisi mi gelecek? Böyle bir hükümet mi gelecek? Suriye'deki durumu nasıl değerlendiriyor kendileri? Ve Suriye'de Batı'nın rolü nedir? Tabii tatavurat al-akhira veya ahdasın al-akhira fi Suriye ما تقيمون لما يمشي نظام الأسد أو لما يروح كما راح الأنظمة أو نظام الآخرين من يأتي مكانه الشعب السوري يعيش منذ عام 1963 في ظل هذا النظام نظام الاستبداد والقمع والديكتاتورية والفساد حول البلاد إلى مزرعة لهذا النظام لم يكتفي النظام بذلك بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبت في عام 1980 في تدمر وفي حماة وفي حلب وفي جسر الشغور أيضا حول هذا البلد إلى مزرعة له ولأولاده فورث الحكم من بعده لابنه بشار Tabi bu Suriye nizamı 1963 yılından beri, yaklaşık 50 yıldan beri Suriye'nin başına bela olmuş bir nizam. Bunların yapmış olduğu işkenceler, katliamlar tarihte, yakın tarihte sizler de biliyorsunuz. 1980'de Tedmur'daki hapishanede binlerce insanı katletmişti. Ayrıca Hama olayı, şehit Hama olarak bilinen, İslam aleminde şehit Hama olarak bilinen olayları hepiniz biliyorsunuz. Bu nizam yıllardan beri Suriye'deki Müslümanlara kanını döken bir nizam. Babası gittikten sonra yerini oğlu aldı. Aynı zulüm devam ediyor. Suriye'deki bu olaylar yıllardan beri birikmiş zulmün bir reddiyesi olarak görüyoruz biz. النظام السوري فرض حزب البعث بالانقلاب العسكري على البلد وصادر الحريات واعتقل آلاف الناس هناك في سوريا الآن منذ عام 1980 حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والمعتقلين والمفقودين والمهجرين يعني المظالم في سوريا كبيرة لذلك كان من الطبيعي أن يسور الشعب السوري على هذا الظلم Tabii bu nizam 1980'lerden beri biraz önce de bahsetmiştik, zulmüne devam ediyor. Bu zulümlerin sonucunda on binlerce insan şehit edildi. Kayıp olan on binlerce insanlar var. Yurt dışına sürülen on binlerce insanlar var. Suriye halkının elinden alınmış bu hürriyetin geri alınması için sokağa dökülen bu insanlar inşallah yakın bir zamanda bu zalimden kurtulacaklar. Es-savra fi Suriye, savra şa'biyye. Tüşarek fiha kul mükevvenatul müştema. وطنية ليس هناك أي